Merhaba sevgili dostlar. Bir ürün tanıtımı ve kutu açılımıyla daha birlikteyiz. Daha önce bu ürünün tanıtımını yapmıştık. Intermak 3 TC 9999 modelli saç kesme ve ense tıraş makinesi. Bunun kutu açılımını yapmıştık ancak uygulamasını yapmamıştık. Ben de şimdi bunu uygulamasını yapacağız. Kesimi nasıl onlara bakacağız. Şimdi şunlardan bahsedelim. Marka Çin'de üretilmiştir. İthal üründür. Intermak 3 birçok modeli vardır. Bu da TC 9999 modeli. Hem kablolu hem kablosuz çalışma özelliği var. Ondan sonra ve T-Cut teknolojisine uygun çelik uçları var. Şimdi kutu açılımına geçelim. Kutu içerisinden bir adet şöyle garanti belgesi çıkıyor. Size de şöyle göstereyim garanti belgesi. Ve yetkili servis firma bilgileri burada var. Şöyle bir adet kullanma kılavuzu. Türkçe gördüğünüz gibi. Türkçe kullanma kılavuzu ve nasıl temizleyeceğiz. Bunlarla ilgili talimatların olduğu bir belge. Bir adet şarj adaptörü gördüğünüz gibi. Şu DAC arkadaşlar direkt ondan ürünü şarj edebilirsiniz. Ya da şu gördüğünüz şöyle bir DAC'ı var. Bunun üzerine koyabilirsiniz. Şimdi şöyle bir kenara bırakacağım. Şöyle bir adet tıraş makinemiz Intermak TC 9999. Uçlarını şöyle yakınlaştırayım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakım için de buradan vidalarını sökerek yağlayabilirsiniz. İçerisinde pislik birikintisi vesaire kıl birikintisi varsa onları temizleyebilirsiniz. Şöyle fil dişi rengi sabit. Şuralar metaldir, buralar çeliktir. Şarj girişi burada. Az önce göstermiş olduğum gibi. Şarj kablosunu buraya takıyorsunuz. Bunu da direkt şöyle oturtarak şarj edebilirsiniz. Veya direkt şarj kablosuna da takıp hem elektriğe takılı olarak kullanabilirsiniz hem de şarjlı olarak kullanabilirsiniz. Kutu içerisinden çıkan diğer aksesuarlar da bunlar. Bunların içerisinde de bir adet cihazı yağlayıcı var. Bir adet temizleme fırçası var. Şunları şöyle takalım. Dört adet de taraş bulunmaktadır. Onları da çıkarayım. Şöyle 3 milimetrelik bir tarak var. Şöyle 2 milimetrelik bir tarak var. 1,5 milimetrelik bir tarak var ve 1 milimetrelik olmak üzere 4 tane tarağımız var. Tekrar edelim. 1 milimetrelik bir tarak, 1,5 milimetrelik tarak, 2 milimetrelik tarak ve 3 milimetrelik taraklar var. Şu şekilde cihaza takarak kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 1 milimetre, 3 milimetreye kadar kesim yapmaktadır. Şöyle bir adet cihazı yağlayabilmemiz için küçük bir yağ çıktı. Bir adet de şöyle bir temizleme fırçası var arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi temizleyebilmemiz için bir adet fırça. Şimdi ben bununla kesim yapacağım. Sakallarımı keseceğim. Ne kadar kesiyor onlara bakacağız. Önce sakallarımı çizeceğim. Şöyle iki kademeli gördüğünüz gibi. Birinci kademe. İkinci kademe. Şimdi ikinci kademeli. Çizdim.
Ben tarak kullanırım diye düşünmüştüm ama tarak kullanmayacağım. Bu arada sakallarımı da kesmeyi düşünmüyordum arkadaşlar ama video için bir tıraş makinesini test etmek için keseyim dedim. Yani şöyle sakallarımı yaklaştırayım arkadaşlar. Bakın böyle biraz kıvırcık gibi. Çekme yapıyor mu diye soran arkadaşlar oluyor. Herhangi bir çekme yapmıyor arkadaşlar. Kutunun üzerinde ense tıraş makinesi yazıyor arkadaşlar ama saç kesimi de yapabilirsiniz. Bakın ben ucuna şöyle kapatayım. Ucuna herhangi bir şey takmadım. Tarak takmadım. Şu sıfır tıraş ediyor mu diye soran arkadaşlar oluyormuş. Arkadaşlar oluyor. Şöyle uçlarını yakınlaştıracağım, odaklayalım. Bakın jiletler, buradaki bıçaklar sıfıra sıfır ama sıfır kesim yapmıyor. Şöyle yaklaştırayım. Hani tabii şuraları falan detaylı almadım. Buraları detaylı almadım. Şu belli bir kısmı detaylı alacağım arkadaşlar. Orayı göstereceğim ama jilet gibi yapmaz. Öyle söyleyeyim. Hatta şuradan jiletle de şimdi önce bir şey yapacağım. Şu kısmı tekrar alayım. Tamamen
Evet arkadaşlar, şu anda şuraları gördüğünüz gibi makinayla alınmış. Bir de bu sol tarafı, şu sol kısmı ise jiletle alacağım. Onun için biraz ıslatmam lazım. Evet. Evet arkadaşlar, şu anda burası jiletle alınmış kısım. Normalde jilet vurmuyorum yüzüme. Kızartıyor çünkü. Şurası ise Intermak 3. Şu makinayı göstereyim tekrardan. Bu makinayla aldığım kısım burası. Gördüğünüz gibi. Hani jilete yakın arkadaşlar. Jilet burası. Göstereyim. Detaylı kesmedim ben her yeri videoda. Öyle kabaca belli bir kısmı şey yaptım. Tıraş ettim. Daha sonradan şey yapacağım arkadaşlar. Bunu düzelteceğim tabii de. Şöyle göstereyim. Hani şöyle sürttüğünüz zaman tabii jilette de olduğu gibi hemen hemen jilet gibi alıyor arkadaşlar. Yani gayet güzel yani ve çekme falan yapmıyor. Onu da söyleyeyim, çekme yapmıyor. Güzel bir makina. Küçük bir makina. Gördüğünüz gibi güçlü bir makina. 2000 mAh bataryası var. Hem şarjlı kullanabiliyorsunuz hem elektriğe takılı olarak kullanabiliyorsunuz. Kutusunda yazan bilgi o şekilde. Her tıraştan sonra tabii temizleyip güzelce yağladıktan sonra ömürlük bir makine olabilir yani. İçerisindeki batarya 1000 mAh, pardon. Dahili bu 18650 pillerden var. Değiştirilebilir bir pil. Örneğin pili bataryası bozuldu yani. Tabi değiştirilebilir bir pil olduğu için bataryadan alıp kullanabilirsiniz. Benim bu videodaki amacım bununla ilgili çok fazla soru vardı. Ben bu ürünün iki tane kutu açılımını çektim. Bunu beğenenler de oldu, eleştirenler de oldu. Eleştirenler hani kutu açılımını ne yapalım, uygulama olarak bize göstersen daha doğru olur dedi. Ben de berber ya da kuaför değilim arkadaşlar. Buradan berber ve kuaför arkadaşlara da selam göndereyim. Ustalarımıza hepsine eline sağlık. Ben de sakalımı uzatmıştım. Bir keseyim dedim, bu tıraş makinesiyle bir deneyeyim. Nasıl olduğunu sizler de görün. Tıraş olmak isteyen arkadaşlar, bu makina sakalımı keser mi, ense tıraşını? Şu an ben kendi ensemi tabii bununla alamıyorum. Birisinin yardımına ihtiyacım var. Ama en azından sakalımı kesmiş oldum. Sıfır keser mi diye soran arkadaşlar oluyordu. Uygulama olarak göstermiş olduk. Bakın gayet güzel kesiyor. Bakın şuraları tam olarak almadım ama oralarda. Şu an ben aynaya da yakın değilim. Dolayısıyla detaylı görüp temizleyemiyorum ama hani jilete yakın. Tamamen jilet gibi böyle sinek kaydı olmasa da şurasını sinek şeyle jiletle aldım arkadaşlar. Belli oluyordur zaten. Hani şu kısmı, şu gördüğünüz kısmı jiletle aldım. Bakın şuraları falan makineyle aldım. Hani jileti olan yer belli oluyor. Şuraya göre. Hemen hemen jilete yakın bir tıraş oluyor. Onu da göstermiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlerin de soracağı sorular varsa bunları muhakkak videonun yorumlar kısmından bize sorabilirsiniz. Eleştirilerinizi de tabii ki yapabilirsiniz. Sizlerin de istediği herhangi bir ürün varsa, bu ürünün de videosunu çeker misin, test eder misin gibi ürünler varsa onları bize yazarsanız biz de o ürünlerin hem kutu açılımını hem de testini, uygulamasını vesaire yapabiliriz. Başka videolarda da görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.